İşte Analiz programı olarak İstanbul'da Ersoy Hastanesi'ne konuk olduk ve yanımızda göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Metin Ekinci Bey var. Metin Bey, vitrektomi ameliyatı hakkında bilgi verir misiniz? Vitrektomi ameliyatı vitreous denen göz içi jelin mikro insizyonlarla girilerek ameliyat mikroskobuyla ve mikrocerrahi aletlerle temizlenmesi. Yani hasta yatar pozisyondayken anestezi genel de olabilir, lokal de olabilir. Mikrocerrahi yöntemlerle şeffaf olması gereken ve şeffaflığı bozulan o vitreous'un temizlenme ameliyatına vitrektomi denir. Vitrektomi ameliyatı kimlere uygulanır? Vitrektomi şeffaflığının bozulduğu her durumda. Yani hastaya hipertansif hasta, diyabetik hasta, gözün içine kanama olan hastalarımız. Dolayısıyla ışığın cisimden yansıyarak retinaya, göz sinirine kadar kat edeceği mesafede bir bulanıklık olan durumlarda vitrektomi ameliyatı yapabilir. Bunlar göz içi kanamaları, ikinci olarak sinir bölümünü ilgilendiren retina yırtığı ve retina dökülmanı durumları, travmalar, göz içi yabancı cisimler, delici göz yaralanmaları, sarı nokta hastalıkları, özellikle sarı nokta deliği ve sarı noktanın çekintili hastalıkları vardır. Bunlarda vitrektomi ameliyatı gereklidir. En önemli belki kısmı da katarak cerrahisi yapılan ve ameliyatta bazı komplikasyonlar istenmeyen durumlar olan durumlarda, yani göz içi merceğinin veya sonradan bizim koyduğumuz merceğin gözün arkasına düşmesi gibi durumlarda vitreoretinal cerrahi gereklidir. Ameliyat sonrası hastalar nelere dikkat etmeliler? Bu tüm göz ameliyatları, tüm vücuda yapılan cerrahi girişimlerde olduğu gibi ilk birkaç gün suyla temas etmemesi, yatak istirahatının olması, verilen antibiyotikler ve ödemi dağıtıcı ilaçlar. Bunlar zaten rutin tüm ameliyatlarda önerilen şeyler. Ama vitrektomi geçiren hastalarda özellikle retina kısmı da olaya dahil olmuşsa içeriye bizim koyduğumuz bazı tamponatlar var. Yani retinayı destekleyen tamponatlar var. Bunlar bazı gazlar ve özellikle silikondur. Eğer hastanın gözün içine gaz veya silikon konmuşsa muhakkak 3 gün 72 saatle bazen 6 güne kadar uzatılabilir. Yüzü koyun yatma çok önemlidir bizim için. Yapmış olduğumuz lazerin tutması ya pişitik oluşturması 3 günde ortalama meydana gelmekte. Bu yüzden 3 gün yüzü koyun yatması gerekiyor. Ve unutulmaması gereken bir şey de tabii gaz konmuşsa hastaya muhakkak ve muhakkak uçak seyahatinin yasak oluşudur. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.